daha çok hayat dolu, heyecanlı, neşeli, konuşkan, eğlenceyi seven, diğer insanlarla birlikte olmayı seven, gruplar içerisinde olmayı seven, sosyal etkinliklere katılan insanlar genellikle dışa dönükler. Ve dışa dönükler aslında olumsuz olaylar yaşarlar evet ama çok kısa süre içerisinde onu unutup tolere edebiliyorlar. Neşeleriyle, farklı şeylere odaklanmalarıyla unutabiliyorlar. Bir de uyumlu olan kişilik tipleri var dedik. Bu kişilik tipleri de özellikle kişiler arası ilişkilerde olumlu yön, genellikle olumlu yönde etkiler. Naziktir, incedir, saygılıdır, çok dürüsttür, merhamet yönü çok ön plandadır, alçak gönüllüdür ve başkalarını seviyordur. İlişkilerinde de genellikle verici olmayı sever. Hani bazı insanlar vardır ya, genellikle hediye almaktan hoşlanır. Ama uyumlu kişiler genellikle etrafına iyilik yapmaktan haz alan, mutlu olan, başını yastığa koyduğunda işte bugün de bir insan için iyi bir şey yaptım diyebilen insan tipleri. Bir de sorumlu tipler var. Bu tiplerde yeterlilik, düzen, titizlik, öz disiplin ve tedbirlilik gibi az önce hocamın dediği gibi 3 T'ler galiba. Hani prensipleriniz vardı 3 T. Titizlikti herhalde, tedbirli, evet temizlikti. Aynen sorumlu tipler bu özellikle konularda daha kendini baskın hissediyor ve bu tip davranışları daha fazla gösteriyor. Bir de açık fikirli olanlar. Bunlar da geleneksel olmayan, orijinaliteye önem veren, hayal gücü çok kuvvetli. Mesela geleneksel olan insan tipleri vardır. Bir yere gittiklerinde yörenin yemeği vardır. Onu bile hayatı boyunca hiç yememiştir mesela. Yemekte istemez. Ya da farklı deniz ürünleri vardır mesela. Hiç hoşlanmazlar, yemezler. Ama böyle açık fikirli olanlar çok böyle otantik şeyleri, o yöreye ait olan, o kültüre ait olan şeyleri denemeyi, yeni oluşumlar içerisinde olmayı seven insanlardır. Şimdi bakıldığında bu kişilik tiplerinden hangisi sizin yöneticiniz ya da çalışma arkadaşınız olmasın dediğinde aslında diğer türlü idare edilebilir ve evet çok istenilen tiplerdir. Bir tek istemediğimiz tip tabii ki nevrotik tiptir. Çünkü ne yapacağı belli olmaz. Her an duygu durumu değiştiği için bir an öfkeli, bir an mutlu, bir an çok babacan davranırken bir an içeriye girdiğinizde sizi öfkeyle bekliyor olandır. O yüzden insanlarda çok olumsuz duygular oluşturuyor bu nevrotik tipler ve yöneticiler. O yüzden biraz daha özenli olmak gerekiyor. Bazen kişi çok takdir ediyordur. Ama sürekli olumsuzluklarla karşılaşmışsa ve yaptığı işin ne kadar berbat olduğu söylenmişse bir süre sonra sanki karşıdaki o kişiyle dalga geçiyor gibi gelir. Çünkü algısı dediğimiz gibi geçmiş yaşantıları algıyı perçinlemiştir, kalıcılığını sağlamıştır. Ama şimdi böyle diyoruz da değişim mümkün değil midir? Değişim mümkündür. Hani hep derler, Freud diyor ki işte kişilik 7 yaşına kadar oluşur ondan sonra değişim olmaz. Eğer gerçek olsaydı zaten bizim anlamımız olmazdı. Yani eğitimcilerin bir anlamı olmazdı. O zaman biz niye varız? Kişilik olmuş gitmiş. Peki biz niye boşuna çabalıyoruz? Bu gerçek değil. Değişim insan ölene kadar devam eder. Kendimizi değiştirebiliriz. Potansiyelimizi geliştirebiliriz. İnsanlarla olan diyaloglarımızı geliştirebiliriz. Bakıyorum mesela gençken çok otoriter olan insanlar yaşlandığında çocuklarına karşı çok yufka olabiliyorlar. Duygularını anlayabiliyorlar. Hani biz şey diyoruz ya, çocuklaştı diyoruz da. Aslında çocuklaşmıyor da dünyaya farklı bakmaya başlıyor artık. Bazı şeylerin herhalde değerinin değiştiği, önceliklerimizin ve sonraklıklarımızın değiştiği bence daha anlamlı. O yüzden bizler tutumlarımızı değiştiriyoruz ve her insan kesinlikle değişebilir. Bunun dışında bir de davranış biçimlerimiz var. Dediğim gibi iletişimimizi oluşturan davranış biçimlerimiz. Üç tip davranış biçimimiz var. Güvenli, saldırgan ve pasif. Şimdi güvenli davranış biçimi özellikle çok aktif olan insanlar kendine güvenlidir. Hareketleri dolaysız ve dürüsttür, açık konuşurlar. Kendine ve başkasına karşı kesinlikle saygıyı asla elden bırakmaz. Güvenli davranan kişi istekler, ihtiyaçlar ve doğruluklar konusunda diğer insanlarla her zaman eşit olmayı teşvik eden kişidir. Ve dinleyerek, müzakere ederek, ilişkiler oluşturarak daima kazan-kazan ilişkisini benimser. Kazan-kazanda karşıdaki insan da bu ilişkiden kazanan, ilişkide bulunan kişi de kazanan. Yani hem yönetici hem de karşıdaki eleman
bu durumdan kazançlı çıkar. O duyguyla ayrılır kişi. Şimdi güvenli davranan kişilerin bedensel bazı özellikleri var. Duruşlarından da bazen anlaşılabiliyor bu. Gözlemler şunu gösteriyor. Özellikle bedenleri diktir. Fakat rahat bir duruş sergilerler. Omuzları da dik fakat az hareketli omuz. Oturuşta bacaklar bitişik genellikle. Eller açık ve az hareketli. Başla taktik gerektiğinde yapılır. Düşünceli bir duruşu vardır. Bakışları karşısındakini önemsel niteliktedir. Ses akıcıdır, rahattır. Alçalmalar ve yükselmeler yoktur. Komik olaylara da yerinde güler. Mizah algısı gelişmiştir. Mizahı da iletişiminde kesinlikle bu tip insanlar kullanırlar. Yani ifade şu değil, ya çok şımartmaya da gerek yok öyle, bir yüz verdik mi aslarım ister hesabı değil. Genellikle mizahı iletişimde kullanır ama bunun da tabii ki dozunu kesinlikle ayarlayan kişidir. Bir de pasif davranıştaki kişiler var. Pasif davranmayı belirtilen insanlar var. Bu pasif davranışta olan insanlar genellikle kendilerini küçümserler. Yani küçümserlerden kastım şu, çok önemli ve değerli bulmazlar. Birey olarak, insan olarak çok kıymetli bulmazlar. Başkalarının ihtiyaçları ve istekleri, doğrularının başkalarının doğruları kendilerinkinden daha önemli gelir. Hani bazı diye çok fedakar, vefakar, vefakar insanlar vardır. Hep başkalarının isteği önemli, hayır diyememek diye bir şey var. Hayır demekte zorlanıyorum diyor. Birçok öğrencim gelir ya da arkadaşlarım gelir. Ya işte aslında yapmak istemiyordum ama hayır diyemedim. Ayıp yani dersen çok ayıp olur. Ya yapmak istemiyorsan hayır demeyi bilmeli. Ama pasif insanlar işte bunu becerebiliyor. Sanki karşıdakinin istekleri çok daha önemli. Kendininki olmasa da olur, ben şöyle edebilirim gibi davranır. Ama burada şu iletişim dili var. Kaybeden kendisi kazananları karşıdakidir. Evet karşıdaki mutlu olur ama bu iletişimden asla kişinin, pasif olan kişinin kendisi mutluluk duymaz. Bu kişilerin özellikleri devamlı hareketlidir, gerginidir. Sürekli el sıkılır, el sıkma hareketleri çok yoğundur. Omuzları çekilmiş gibidir, böyle daha dardır, olduğundan daha dardır. Ses tonunda huzursuzluk vardır, sinirli bir gülüş sergiler. Genelde vurguyu cümlenin sonlarına doğru yapar. Soru sorar gibi konuşurlar ve alt dudaklarını sürekli ısırırlar iletişim sürecinde. Bunlar da pasif insanlar. Bir de saldırgan davranış biçimleri var ki, en tabii ki bariz olanı bu. Bazen karmaşık tavır gösterebiliyorlar. Bir saldırganlar var, bir de pasif agresif dediğimiz grup var. Yani saldırganlar bile başkalarından kendini üstün görüyorlar. Bu da kazan kaybı. Ben önemliyim, benim isteklerim önemli. Karşıdakinin hiçbir anlamı yok gözümde diğer insan tipi. Saygı görmezler karşıdaki insanları. Uyumlu davranmazlar. Diğer insanların doğrularını ön plana çıkarmazlar. Beden duruşları dik ve gergindir. Omuzlar arkaya çekik ve hareketlidir. Dudaklar gergindir. Oturuş gergin, öne doğru eğik ve hareketlidir. Başta tasdik etme çok kesin. Sürekli kaş çatma var. Bakışlar öfkeyi ifade eder. Yüz aşırı kızarır. Ses tonu emin verir gibi sürekli ifade eder kendini. Şimdi özetleyecek olursak tabii ki geçmişimiz, büyüdüğümüz toplum, kültür, bulunduğumuz cinsiyet bizim iletişim dilimizi tabii ki etkiliyor. Fakat bunu engele dönüştürmenin, iletişim engeline dönüştürmemenin tek bir yolu var, tek bir gerçeği var ki o da karşıdakini dinlemek ve sadece ve sadece duygularınızı anladığınızı samimiyetle ifade etmektir. Yani o kadar olmaması gereken anlattık ya, aslında olması gereken tek bir şey var. Dinlemek ve anlamak. Ve karşıdaki kişi lafını bitirmeden cevabı hazırlamak. Anladığınızdan iyice emin olduktan sonra karşıdaki insana olup ya da olmaz cevabını vermek. Çünkü karşıdaki evet anlaşıldı ve gerçekten olmayacak ki hayır dedi diye. Doğru olan bu. Evet, konuşmanın en güzeli kısa olandır demiştim daha önce. Umarım tutmamışımdır. Teşekkür ediyorum.